Özlem öğretmen, bugün size Öfkeli Bulut'un masalını okuyacağım. Masmavi gökyüzünde irili ufaklı birçok bulut yaşarmış. Bu bulutlardan birisi çok öfkeli ve çok sinirliymiş. Öfkeli bulut herkesle kavga ediyormuş. En ufak şeyde bile sinirleniyormuş. Sinirlendiği zaman herkesin kalbini kırıyormuş. Bu yüzden arkadaşları ondan uzak duruyorlarmış. Onu oyunlarına davet etmiyorlarmış. Birkaç gün önce öfkeli bulut küçük bir bulutla tartışmış. Bağırmış, çağırmış. Küçük bulut, öfkeli bulutun söylediklerine o kadar çok üzülmüş ki hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Bulutun gözyaşları az kalsın yeryüzünde sele neden oluyormuş. Arkadaşlar onu teselli etmek için çok uğraşmışlar. Öfkeli bulut son zamanlarda iyice çekilmez olmuş. Ne zaman öfkeleneceği, kime kızacağı hiç belli olmuyormuş. Bulutlar kendi aralarında keşke güçlü bir rüzgar gelse de öfkeli bulutu buralardan gönderse diye konuşuyorlarmış. Güneşin dünyayı ısıttığı bir öğle vaktiymiş. Öfkeli bulut güneşin tam da önüne duruvermiş. Güneşin önünü kapatıvermiş. Güneş bir süre hiç sesini çıkarmamış. Ama öfkeli bulut önünden çekilmedikçe onu uyarmaya karar vermiş. Biraz kenara çekilir misin? Önümü kapatıyorsun demiş. O böyle şeyler söyler söylemez öfkeli bulut daha da öfkelenmiş. Nerede duracağına sen karar veremezsin. Tartışmaya başlamışlar. Öfkeli bulut gücünü göstermek için sağa sola saldırmış. Gök gürültüleri oluşturmuş. Güneşin gök gürültüsünden korkmadığını gördükçe daha da öfkelenmiş. Daha fazla gürlemiş. Gürültüden tüm gökyüzü inlemiş. Bu da yetmezmiş gibi şimşekler çakmış. Yeryüzünde yıldırımlar göndermiş. Yeryüzünde doğal afetler yaşanmaya başlamış. Ay araya girerek öfkeli bulutla güneşin tartışmalarını durdurmuş. Öfkeli buluta dönerek bu kadar öfkeli olmamalısın. Öfkenle çevrendekilere zarar veriyorsun. Ben istesem geceyi aydınlatmam. Güneş istese dünyayı sıcaktan kavurabilir. Rüzgar her yeri yıkıp geçer. Ama biz zarar vermek için değil yararlı olmak için buradayız diyerek nasihatlerde bulunmuş. Öfkeli bulut ayın söylediklerinin haklı olduğunu anlamış. Yaptıklarından dolayı çok utanmış. Güneşten ve diğer arkadaşlarının özür dilemiş. O günden sonra öfkesini kontrol etmiş, kimsenin kalbini kırmamış. Arkadaşları ondaki değişikliği görmüşler. Onu oyunlarına davet etmişler ve mutlu huzurlu yaşamaya devam etmişler. Hoşçakalın çocuklar.